Düşüş yaşayan oyuncuların üzerinde ısrar etmeye devam edersen geçen sene Cezus'un yaşadığı problemlerin benzerlerini yaşarsın. İç sağ kale olmak zorunda. Fenerbahçe önce iç sağda yıkılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray kadroları birden fazla kulvarda gidebilmeliydi. Icardi'ye nefes aldırtmadılar. Hayatla, dünyayla bağlantısını kestiler Icardi'nin dikkat ettiysen. Hem başkanın hem Erden Timur'un hem de Okan Hoca'nın Raşit sayı isterken Tete'yi nasıl aldığını da anlamadım. Daha az hata yapan taraf Galatasaray gibi duruyor. Muçi 3. maçında Gerçek bir organizatör almış Beşiktaş dedirtti bana. Beşiktaş büyük takım sınıfındaki o takımlar içerisinde temposu en düşük takım. Sky Spor ekranından herkese merhaba. Panoramanın yeni bölümünde Erman abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> Keyifler nasıl? Sağ ol. Biraz gerginiz biliyorsun. Hakem hataları beni de geriyor herkes gibi. E, futbol konuşmak isteyip de konuşamadığımız zaman biraz gergin oluyorum ben. Ama sen sahanın içinden zaten çok uzaklaşmak da istemiyorsun. Ya şimdi benim ne istediğim değil de bizi izleyenlerin ne istediği daha geçerli oluyor biliyor musun? Yani mesela biz yayına girdiğimiz andan itibaren chat'te göz ucuyla baktığımızda insanlar bizim ne konuşmamızı isterse YouTube'da biz onu konuşuyoruz. Televizyon öyle değil. Televizyonda sağ içerisinde kalsan da, reyting alsan da, almasan da oranın standardı, oranın konsepti pek değişmiyor ama YouTube izleyicisi de biraz değişik. Değişikliği şuradan bir giriyoruz diyorlar ki oraya mesela örnek veriyorum Beşiktaş maç sonu yapıyorsak Beşiktaş'ta bir yorumcu getirin diyorlar. Bir giriyoruz Fenerbahçe maç sonuna diyorlar ki biraz objektif olun hepiniz Fenerbahçeli gibisiniz diyorlar. Yani orada da çok değişken bir izleyici kitlesi var. Bizi bazen çok yoruyor bu hikaye. Herkese hitap etmek çok zor zaten. Abi bir yorumcunun tüm yorumlarına herkesin katılma ihtimali yok. Mutlaka birilerinin hoşuna gitmeyecek birilerinin de doğru diyeceği yorumlar yapıyoruz. Ama önemli olan bağımsız olabilmek. Özgürce konuşabilmek, kendi düşünceni kimseye hakaret etmeden söyleyebilmek. Yorumculuğun tanımı biraz bu aslında. Son olarak şunu ekleyeyim. Ben mesela seninle birebir tanışana kadar hangi takımla olduğunla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Tutmuyorum ki zaten takım. Biraz Adana Demir Sporu tutuyordum eskiden. Yani şimdi artık işin profesyonelliğinde öyle olmuyor tabii. Fenerbahçe ile de başlayalım. 7-1'lik Konya galibiyetinden sonra Fenerbahçe'de tıkır tıkır dönen Çark neredeyse durma seviyesine doğru geldi. Yani aslında Fenerbahçe çok fazla bir puan kaybı yaşamıyor ama oyun olarak baktığımızda bazı sıkıntılar mevcut. Bu süreçte Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı hangi sebepler etkin olmuş olabilir? Bak çok tempolu, önde baskıyla başlayan bir Fenerbahçe izliyorduk biz. Haftalarca gördük. Fakat problem şurada. 19'da 19 yapmış bir İsmail Kartal vardı. Ve işin içerisine her oyuncuyu katabilmek için rotasyonları çekinmeyen, aynı 11'lerle başlasa bile birçok oyuncuya sürekli şans veren bir teknik direktör profilindeydi. Fakat işler kötü gitmeye başlayınca Fenerbahçe'nin temposu düştükçe bu rotasyondan kendisi uzaklaştı. Düşüş yaşayan oyuncuların üzerinde ısrar etmeye devam edersen geçen sene son yaşadığı problemlerin benzerlerini yaşarsın. Oyuncunun formsuz olduğunu bazen kabul edeceksin. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu kabul edeceksin. Ve işler iyi giderken nasıl her oyuncuyu bu işin içerisine katıp dakika veriyorsan işler kötü giderken de o sorumluluğu kadro içerisinde paylaştırman gerek. Galatasaray yaptı, Fenerbahçe yapamadı. Bu kadar. İsmail Kartal'ın 19'da 19'luk performansından bahsettin. Ligde de hali hazırda sadece bir mağlubiyeti var. Mart ayı itibariyle Avrupa'da devam eden bir İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si. Ama Kasımpaşa maçında Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa İsmail Kartal'la yollar ayrılmalı dedin. Seni bu düşünceye sevk eden şey neydi? Bir takım şampiyon olacaksa bu ülkede, hele bugünkü gibi nefes nefese bir yarışın içerisindeyse bir iç sağ canavarı olmak zorunda. İç sağ kale olmak zorunda. Fenerbahçe önce iç sağda yıkılıyor. Evet tek mağlubiyeti var ama beraberlikleri hep iç sağda. Ve direkten döndüğü maçlar da iç sağda. Örnek veriyorum bu haftaki Kasımpaşa maçı, örnek veriyorum Karagümrük maçı. Yani Karagümrük maçında Samet'in eline penaltıyı çalsa orada da puan kaybı. Bir kere iç sahada bu kadar Rakibine puan alma şansı verirsen şampiyonluk zor. İç senin kimseye puan vermediğin bir mecra olmak zorundaydı. Bunu kaybetti Fenerbahçe. O yüzden İsmail Kartal'la alakalı bu yorumu yaptım. Sözümün de arkasındayım. İş işten geçtikten sonra yapılan antrenör değişiklikleri ben Valerian İsmail'e de bununla ilgili çok benzer bir şey söyledim. Normalde iyi yönetici şimdi gönderir dedim. 6 hafta daha beklediler. Trini kaçırdı Beşiktaş o sezon. Hocadan sinyali almak çok önemli. Bak hoca Oyundan alır sinyali. İyi veya kötü. Ama İsmail Kartal tabelaya bakarak hareket ediyor. Yöneticiler de bir teknik direktör için karar verirken takımın oyununa bakmalı. Eğer takımın oyunu bir şey vaat etmiyorsa tabelaya bakarak yürüyemezsiniz. Yürüyemezsiniz. Fenerbahçe'de yöneticiler oyuna bakınca ne görüyor? Çok merak ediyorum. Yoğun bir fikstüre de giriyorlar bu arada. Bu hafta içi Ankara gücüyle kupada karşılaşacaklar. Bu hedeflerden bir tanesi zaten. Avrupa'da da devam ediyorlar. Union Sen Jirose ile oynayacaklar. Evet. Hem o eşleşmeyi sorayım abi sana. Fenerbahçe eşleşmede ne kadar avantajlı? Nasıl bir kura çekti? Ee, çok avantajlı değil. Çünkü kendi liginde An derlet gibi bir takıma 8 puan fark atmış, oldukça disiplinli, takım oyununu iyi oynayan bir kulüp. Çok mu Avrupa Kupası ile alakalı bilinirlik bir takım? Hayır, hiçbirimiz o kadar takip etmiyoruz elbette ki Belçika ligini. Bizim için önemli olan şu. Ceko gibi bir oyuncusu var mı o takımın Union'un? Hayır. Tanınmış. Tadic? Şimanski yani şundan bahsediyorum. Takım olgusu içerisinde yıldızları ön plana çıkarabilirsen sen avantajlısın. Çok yıldızı var Fenerbahçe'nin. Ama Fenerbahçe için öncelik hangisi o çok önemli. Hangisi? Lig. Bence Galatasaray için de Fenerbahçe için de. Galatasaray elenmeden önce de lig önemliydi. Galatasaray'a geçince neden böyle olduğunu söyleyeceğim. Ama Fenerbahçe için de sor taraftarına de ki biz bu Avrupa kupasını mı alsak? Yoksa ligi mi şampiyon bitirsek? Hepsi diyecekler. Galatasaray'a döneceğiz ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de bu durum anlaşılabilir bir şey aslında. Çünkü Fenerbahçe taraftarı artık şampiyonluğa susadı. Ama Galatasaray'da biraz farklı. Galatasaray uzun süredir en kötü 2-3 yılda bir şampiyon olan bir kulüp. Peki bir şey soracağım sana. Fenerbahçe konferans ligini alsa şampiyonluğu da son maçta Galatasaray'a kaybetse başarısız mıdır? Bence başarılıdır. O zaman neden Avrupa'yı bir tarafa ligi bir tarafa ayırıyoruz? Ya böyle bir kadro oluşturduğun zaman bu kadar maliyetli, geniş. Abi bonitçi bekliyor ya. Daha dışarıda İrfan Canlar var falan. Kimlerden vazgeçtiğini düşün. Lincoln gibi, Emre Mor gibi oyunculardan vazgeçtin. Ryan Kent'i peşinde koşup aldın. Şimdi vazgeçtin. Nasıl bir kadro oluşturdun? Ha, yani bu kadro geldi benim için öncelik diyorsan ben bunu kabul edemem. Fenerbahçe ve Galatasaray kadroları birden fazla kulvarda gidebilmeliydi. Ama oyuncuların önüne sürekli Kötü oyunda ya hakem bahanesi koyuyorsunuz ya oyuncuları kurtarabilmek için teknik direktörünüzü gönderiyorsunuz. Ülkede sürekli verilen mesaj bunlar Emirhan. Ya ben soyunma odasından geldim. Fenerbahçe şey Galatasaray oynamadım ama bizde de durum aynıydı. Ya işler kötü giderse hoca gider, bir başkası gelir. 6-7 hafta bir çıkış yakalarsın. Tekrar rutin. Ya oyunculara verdiğim mesaj sana bir şey olmaz, teknik direktör gider. Oyunculara verdiğim mesaj kaybedersen senden çok hakem suçlu. Bu mesajı verdikten sonra futbola odaklanmayan oyuncular Avrupa'ya gidince tokat yiyorlar. Bütün hikaye bu aslında. Sen oyuncunu futbola odakla. Artık Fenerbahçe, Galatasaray gibi iki tane önemli kadro. Hakem üzerinden bu yarışı devam ettirmemeli diye düşünüyorum ben. Biraz oyuncu tarafına da dönelim. Ben Şimanski ile başlamak istiyorum burada. Oyuncular düşüş yaşayabilirler. Bunu en iyi sen bilirsin muhtemelen abi. Ama şöyle bir durum. Fenerbahçe'nin on numarası bu kadar kayıplara karışır mı? Şimdi Şimanski'nin önce tanımını yapalım. Şimanski çok tempolu oynayan bir oyuncu. Çok tempolu oynayan, top rakipteyken de çok aktif bir oyuncu. Maçın da 90 dakikasında dayanıklılığını sahaya koyan bir oyuncu. Yorgun olduğu ya da formsuz olduğu zaman güçsüzlükle birleşince çok kötü bir görüntü çıkıyor ortaya. Teknik direktörün işi oyuncu düşüş yaşamaya başladığı andan itibaren oyuncuyu aktif dinlendirebilmek. Bir maç oyuna son 20 dakika girer, ikinci maç 45 dakika girer. O dinlenme yeter oyuncuya. Bunu keşfedemedi Şimanski konusunda İsmail Kartal. Anlatabiliyor muyum? Yani Şimanski yoruldu. Şimanski formsuz. Fenerbahçe'de Tadic oynayabilir. İrfancan oynayabilir. Çift santrafor oynayabilirsin. Bir sürü seçenek varken Şimanski'den vazgeçmemeyi tercih etti. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Hem oyuncu kötü gözüktü hem Fenerbahçe kötü gözüktü. Mesela Fred'e çok takılıyor Fenerbahçe camiası. Diyorlar ki Fred olsa... Abi Samsun Spor maçında vardı Fred. Puan hmm. kaybetmedin mi? Bak Fenerbahçe'nin gelen anlamda teşhisi yanlış. Fenerbahçe'nin temposu düştü. Fred gelince zannediyorlar ki herkes bir anda tekrar yüzde yüze çıkacak. Fret gelince Fenerbahçe'nin oyununda bir iyileşme olabilir. Ama Fenerbahçe'nin genel anlamda temposunun düştüğünü görmek lazım önce. Bir oyuncu üzerinden sanki bütün dünya değişecekmiş gibi davranıyorlar. Hayır öyle değil. Samsun maçını da Fred'le kaybettin. Abi Ceko ve Tadic meselesi. Fenerbahçe'de de e, bu iki oyuncu sezon başından beri aslında katkı vermedi diyemeyiz. Yüksek skorlu oynadılar ama onların da yaşını biz gelirken biliyorduk. E, tempolarının düşeceğini tahmin edebiliyorduk. Fenerbahçe'de ama İsmail Kartal buna da çok fazla önlem almamış gibi. Geçen sene Tadiç 40 maç, işte Ceko 35 maç falan böyle rakamlar var. Fakat göz ardı edilen şey şu. 30, 35 yaşına gelen her oyuncu bir sene sonrasında dinlenme süresi uzayan oyuncular oluyor. Yani bir maç oynadığı zaman bir sonraki maça kadar hazır olma süresi çok uzuyor dinlenme süresi. Bunu göz ardı ettiler. Geçen sene 40 maç oynamış 37-38 yaşındaki oyuncu bir sonraki sene de oynar diye düşünüyorsunuz. O işler öyle yürümüyor. Oyuncuyu aktif dinlendirmek çok önemli. Bence bunu da beceremedi İsmail Hoca. Yani elinde Batu var ama Fenerbahçe bu kadar çok para harcarken Batu daha doğru bir santrafora gitmeli miydi? Bilmiyorum. Bu tartışılabilir bir şey. Mesela Zayt'sı kaybetti Fenerbahçe. Ryan Kent'i kaybetti. Emre Mor'u kaybetti. Crespo'yu. Crespo'yu kaybetti. Bence sıradan bir Kurunç için bu kadar çok oyuncuyu kaybetmeye değer miydi? Bu da tartışılır. Onu soracaktım. Kurunç, İsmail Kartal'ın çok fazla istediği bir oyuncuydu ama istenilenini de kendi aslında vermediğini neredeyse bir açıklamasıyla belli etti. Kurunç şu anki halinden çok daha iyi olacaktır dedi. Şöyle bir problem var. Kurunç'in yanında Prime Şimanski oynadığı zaman Kurunç iyi gözükür bir tarafında Fred oynadığı zaman Kurunic daha iyi gözükür. Ama Kurunic'i Fred'in ve Şimanski'nin yokluğunda İsmail Yüksek'te kullanıyorsan onun sıradanlığı daha çok ortaya çıkıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe bir kere tek önlü böyle oynar Emirhan. Eğer sezon başındaki o her rakibi daha maçın ilk yarısından silkeleyen Fenerbahçe'yi görmek istiyorsan tek önlü böyle oynayacaksın. O önlü böyle da bence Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'tir. Onun dışında Fred Şimanski'yi gönül rahatlığıyla oynatabilirsin. Çünkü onların arkasını toplar İsmail Yüksek temposuyla, doğru müdahaleleriyle. Kurunç değil Fenerbahçe'nin doğru altı numarası. Yani tabii ki maç maç İsmail Yüksek formsuz olduğu zaman, cezalı olduğu zaman, sakat olduğu zaman kullanırsın bu oyuncu. Pas kalitesi iyi bir oyuncu. Ama bu oyuncudan hadi 8 numara gibi gel ceza sahası önüne bir iş yap. Öyle bir oyuncu değil. Yavaş yavaş Galatasaray'a da geçelim istiyorum. Şununla bağlayacağım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyun farkını hangi unsurlar oluşturdu? Ee, bir kere Okan Hoca elindeki kadronun tamamını işin içerisine katmış. Ayrıca oyuncu evirmekte, bireysel anlamda oyuncuyla diyalogda daha önde demiştik. Bir veya iki program önce. Bence şu anda Galatasaray'ı lider yapan şey buydu. Ee, ama onlar da hatayı şurada yaptılar. Sparta Pırak Galatasaray'la ilk maçı oynadı. 3-2 kaybetti. Hem de 10 kişilik Galatasaray'a kaybetti. Sonra 4 puan önde bildiğim kadarıyla ligde. Gitti 8 tane oyuncusunu dinlendirdi Galatasaray maçından önce. Oynatmadı ilk maçında. Peki Galatasaray Ankara gücü maçında ne yaptı? İdeal 11 ile oynadı ve çok tempolu oynayıp herkesin takdirini kazandı. Neden böyle yaptı biliyor musun? Ligdeki puan kaybı Okan Hoca'nın gözünde Avrupa'dan daha önemliydi. Sparta Pırak 8 oyuncu dinlendirip revanşa geldi. Galatasaray ideal kadrosuyla Ankara gücü maçı oynayıp revanşa gitti. Çok daha baskın, daha tempolu, daha dirençli bir Sparta Pırak izledik. Bireysel hata dediğin zaman sadece şöyle bakıyorlar hikaye. Oyuncunun yorgunluğu üzerinden de okunur bireysel hatalar biliyor musun? Çünkü kafanın yap dediğini vücut yapmayınca bir agresiflik, gereksiz bireysel hatalar çıkar ortaya. Kaan Ayhan bireysel hatasını da ben buna bağlıyorum. Evet o dakikaya kadar oyun dengede gibiydi ama Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde o gruptan çıkamama sıkıntısını getiren şey takım savunmasını iyi yapamamasıydı. Aynı problemi Sparta Pırak maçında da yaşayıp elendiler. Mesela bir şanssızlığı Nelson'un atılması oldu. Çünkü Nelson atılmasa Abdülkerim'i sol bek oynatabilirdi. Ki Abdülkerim Solbek'te de oldukça güvenli bir oyuncu. Bu opsiyonunu kaybetti. İkincisi de Barış Alper Galatasaray'ın en formda oyuncularından bir tanesi. Ama Solbek oynarken de en formda oyuncularından bir tanesiydi. Keşke oraya atıp elinde Tete, Zaha gibi bir oyuncu varken Pırak deplasmanında daha cesaretli olsaydı. Yani kaybedeceksen ki Okan Hoca cesaret gösterme konusunda bu sene ilk kez benim eleştirilerime maruz kalıyor. Çok cesaretli bir teknik direktör. Burada Barış Alper'i Solbek'e çekip veya Sağbek'e çekip Tete ya da Zaha'yı atabilirdi sahaya. Bunu denememesi. Çünkü Icardi'den verim alamadığın zaman mutlaka onu hayata döndürecek oyunculara ihtiyacım var. E Kerem'le Mertens döndürememişti. Keşke orada daha önce golü yemeden, Kaan'a atılmadan bir hamle yapsaydı. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi sınavlar, iyi maçlar verdi aslında. Manchester ve Bayern Münih karşılaşmalarından bahsediyorum ama Kopenhag maçı, Kopenhag maçları ve Sparta Prag maçlarında aslında Okan Buruk istediği sonuçları alamadı. Bunu neye bağlıyorsun abi? E, dikkat edersen bu tarif, bu söylediğin takımların tarifi fiziksel anlamda güçlü, dayanıklılıkları yüksek takımlar. Sen ne kadar yıldız oyuncularla kurulu bir kadro olursa olsun bu takımların fiziksel direncine yenik düştü. Türk futbolunun eksikliği Türk futbolunun eksikliği. Biraz önce dedim ki Fenerbahçe konuşurken o kadar çok oyuncuların önüne kötü oyun için, temposuz oyun için bahaneler koyuyorsunuz ki o kadar çok ki. Yani kötü mü oynadın ya da puan mı kaybettin? Hakem yüzünden. 3-4 hafta kötü mü gittin? Teknik direktör yüzünden. Hiç oyuncuların kendiyle alakalı üzerine alındığı bir sorumluluk duygusu olmuyor Türkiye'de. Özellikle Galatasaray Fenerbahçe'de. Çık bak Yönetici ya da teknik direktör bazında hakem konuşmayan ya da dış güçlerle ilgili bir şeyler konuşmayan kimse kalmadı. Ama Avrupa'ya gidince işlemiyor bu hikaye. Bu serilerde Galatasaray'ın kaybetmesi Kopenhag ve Sparta-Prak'a karşı demek ki hala Türk futbolunun bazı şeylerde hem teknikte hem fiziksel olarak yıldız oyuncularımız olsa dahi eksikliğini gösteriyor Bak, galiba. Bak Ankara gücü maçını sezonun en iyi futbollarından bir tanesiyle kazandı Galatasaray. Yüzde kaçla oynadı sence? İstatistiğe bakmana gerek yok. Ben sana söyleyeyim. Yüzde 60'larla en fazla 70'lerle oynadı. Fakat Şampiyonlar Ligi ya da bugünkü Sparta Prag gibi takımlara karşı yüzde 90, yüzde yüze çıkmak zorundasın. O tapa çıkmazsan adam seni yeniyor. Fiziksel olarak da galip geliyor. Bu arada yetenekli bir takım. Kaan Ayhan Kırmızı'yı görür görmez yaptığı iki değişiklikle de maçı çözdü. Sparta Prag teknik direktörü bir kere Galatasaray için dersinde çok iyi çalışmış. Icardi'ye nefes aldırmadılar. Hayatla, dünyayla bağlantısını kestiler Icardi'nin dikkat ettiysen. Icardi'nin de çok fazla nefes almaya sanki hali yok hala daha. Bu arada bir maç ceza almış, onu da belirtelim. O cezayı da yorumlayabilir misin? Çok basit bir şey sorayım sana. Hangi maç olduğunun bir önemi yok. Icardi siz bir dönem geçirdi. Gitti, kafa izni yaptı, bir kayak tatili yaptı, bir yaz tatili yaptı, bir şeyler yaptı. Puan kaybetti mi Galatasaray dönemde? Hayır. Demek ki Icardi sizde zaman zaman oluyor. Icardi siz zaman zaman olur ama bu kadar güvendiğim bir oyuncunun, bu kadar yatırım yaptığım bir oyuncunun bu kadar seni eksik bırakması bu sezon sahadayken de saha dışında da. Galatasaray'ın en şaşalı galibiyeti bu sezon için bana Aynı. göre Trabzon deplasmanı. Kimle oynadı? Zaha ile oynadı. Yani Beşiktaş'a karşı da ya da bugün Antalya Spor'a karşı da Icardi'siz oynama lüksüne sahip bir Galatasaray var. Yani o pozisyonu atabileceğin bir sürü santrafor var. Vinicius değil. Onu söyleyeyim. Çünkü çok ben e, henüz oynarken baskın bir santrafor tadı alamadım ondan. Ama Zaha ya da Barış Alper bunlar oynadığı zaman çok da fazla sırıtmadan oynadılar Galatasaray'da. E Galatasaray maçı çözeceği zaman skorer oyuncu sıkıntısı çekmiyor ki. Kerem Aktürkoğlu giriyor. Olmadı Zaha giriyor. Olmadı Kerem Demirbay giriyor. Hiç olmadı stoperleri giriyor devreye. Yani Galatasaray skor yapmakta zorlanan bir takım değil. Evet Icardi'siz olmaz. Onu kabul ediyorum. Ama 6 aydan bahsetmiyoruz. Bir maçtan, iki maçtan bahsediyoruz. Çözer Galatasaray kadrosu o genişliğiyle, kalitesiyle bu hikayeyi. Vinicius'tan girdim. Ben de transferlerle devam edeyim. Galatasaray bir sezonda iki transfer dönemini bu kadar kötü geçirebilir mi? Böyle bir lüksü var mı mesela? Ee, kötü geçirdi ama transfer dönemi deyince hep dış transfere bakıyorsunuz Emirhan. Evet. Bir de iç transfere bak. Icardi'yi tuttu. Nelson'u tuttu. Abdülkerim'i tuttu. Sasha Boyi'yi tuttu sezon başı. Torreira'yı tuttu. Doğru mu? Yani yapısını tuttu aslında. Omurgayı tuttu. Bunun üstüne de iyi transferlerden bahsedeyim. Savunmaya Davinson Sanchez'i ekledi. Orta sayıda Kerem Demirbay'ı ekledi. Yani şöyle bence kötü transferlerin üstünü örten iyi transferler de yaptı. Ha, Endombele iyi çıksaydı, Zaha daha oynasaydı, Tete daha iyi oynasaydı. Mesela Tete'yi aldı, keşke Raşit Sayı alsaydı demiyor mu Galatasaray taraftar? Tabii ki. Yani. Çok daha faydalı olabilirdi Raşit'e. Ama öyle bir tercih yaptılar. Nedenini bilmiyorum. Bu arada ilk defa hem başkanın hem Erden Timur'un hem de Okan Hoca'nın Raşit Say'ı isterken Tete'yi nasıl aldığını da anlamadım. Bazen bazı transferlerinin detaylarını açıklamıyorlar ya. Bir anlam yüklemek çok daha zor oluyor. Okan Buruklu Galatasaray'ın en fazla güven veren yanı iç saha performansı. Bu sezonda galibiyetlerle gidiyorlar. Antalya Spor'la karşılaşacaklar bugün de. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Bir kere kolay gol yiyen bir takım değil. Öyle bir Torreira, Davinson Sanchez, Abdülkerim ve Mustera gibi bir güvencesi var ki hani beklerin iyi olmasa da bu oyuncular birçok açığı kapatabiliyorlar. O yüzden Galatasaray sürprize müsaade etmeyebilir diye düşünüyorum ben. İç sahada evet bir Sparta Pırak sıkıntısı yaşadı ama ligi bu kadar Galatasaray taraftarı da buna müsaade etmez. Ligi de artık bundan sonra çok ön plan alacağı düşünülürse Galatasaray'ın iç sahada kolay kolay puan kaybedeceğini tahmin etmiyorum ben. Beşiktaş deplasmanı daha zor geçebilir. Beşiktaş'a geçeceğiz. Galatasaray Fenerbahçe kısmıyla ben Galatasaray'a bağlamıştım. Şöyle bitireyim. Şampiyonluk yarışında şu an itibariyle bugüne baktığımızda favori kim? O. Yani hafta hafta favori değişmez şampiyonluk yarışında. Yani yarın Fenerbahçe bugün Antalya'yı kaybederse Galatasaray yarın Fenerbahçe lider olsa devam etse liderlik elinde kalsa lider Fenerbahçe mi Ben oyuna bakarım. Daha az hata yapan taraf Galatasaray gibi duruyor. Abi Beşiktaş Detaylandırabileceğimiz çok şey var Beşiktaş'ta. Ama önce İstanbul Spor karşısındaki oyunla başlamak istiyorum. İstanbul karşısında ligin sonuncusu karşısında bile Beşiktaş zaman zaman topu verdi. Bu evet. bir eleştiri konusu. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ee, bir kere Fernando Santos'la başlayayım. Beşinci teknik direktörü ve bu beş teknik direktör içinde bundan daha iyi tespit yapıp bunu maç sonrası kameralara söyleyen bir teknik direktör görmedim ben. Senin söylediğine benzer şekilde Topa daha çok hakim olmalıyız. Biz orta sıralarda oynayan bir takım değiliz. Büyük takım gibi oynamalıyız deyip kazandığı maçtan sonra öz eleştirisini yapmayı ihmal etmedi. Bu birinci doğrusu. İkinci doğrusu Beşiktaş ilk defa üst üste ikinci kez aynı 11 ile sahaya çıktı. Bu ikinci doğrusu. Çünkü Beşiktaş'ın en çok ihtiyacı olan şey bir oyuncu istikrarı. Yani sakat ve cezalı değilse kazanmış takımın da hakkını verdi. Devam ediyor. Oyun gelene kadar da kolay kolay değişiklik yapmayacak gibi. Yeni transferlerden Muçi nihayet çok da uzun sürmedi aslında. Üçüncü maçında gerçek bir organizatör almış Beşiktaş dedirtti bana. Çok yetenekli oyuncu. Çok yetenekli. Top gelmeden gören oyuncu. Eksikleri var mı? Var. Nedir? Bir kere ben hep özellikle forvet oyuncularından böyle omuz omuza da daha sağlam bir oyuncu bekliyorum. Biraz zayıf bir oyuncu. Birebir de adam eksiltirken çabukluğu yok ama zekası var. Pasla eksiltebiliyor. Her şeyden önemlisi Şut deneme konusunda çok cüretkar ve bunun da karşılığını attığı golle aldı. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şeydi bu. İlk iki maçında 11 şut çekmişti. Golle buluşamadı. İstanbul Spor karşısında ilk şutunda golünü attı. Evet. Çok zeki bir oyuncu. Top gelmeden gören, tek bası doğru zamanda, ara pasını doğru zamanda, kilit pası, şutu doğru zamanda atıyor. İyi oyuncu. Hep aklıma şu geliyor. Şenol Güneş'in şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ın o pas takımında %60-70 olsaydı Muçi gibi bir oyuncu çok başka konuşacak şeyler verirdi. Çok bu yetenekleri daha fazla ön plana çıkardı. Darmadağın bir Beşiktaş'ta şimdilik göze batmaya başladı. Yani Beşiktaş takımı hala darmadağın. Mesela Cenk Tosun eksik. E, Semi skora dokunuyor ama oyunda bazen eksik. Raşissa bence Beşiktaş forvet hattının en kaliteli güvenilir oyuncusu. Ama orta sahası mesela Beşiktaş'ın çok eksik. El Musrati'yi sorayım beğendin mi? Ya El Musrati çok enteresan bir oyuncu. Bir pas attı. Mendy'e yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Sporlu oyuncu Mert'le karşı karşıya. Şimdi bu tip sakarlıkları çok yaparsa kötü oyuncu diyeceğiz. Ama normal şartlarda ilk yarıda Beşiktaş direnci düşük bir takım görüntüsündeydi. İçeri girip fırçayı yedikten sonra çıktılar ve daha dirençli bir takım görüntüsünde oldular. Daha fazla top kazandı El Musrati. Beşiktaş beraber hareket edemiyor ki. Beşiktaş büyük takım sınıfındaki o takımlar içerisinde temposu en düşük takım. O tempoyu da tekrar kazanabilmek lazım. Daha dar alanda oynamak lazım. Beşiktaş'ın hala eksiği çok. Ama gelişiyor mu? Gelişiyor. El Müsrati için de istatistikler, hani ben seyrettiğim haricindeki istatistikler iyi dese de bence maç eksiği çok fazla. Evet, bir sakatlıktan döndü evet. aslında. Yani maç eksiğini giderdikten sonra Beşiktaş takımında oyunu iki yönlü oynayan iyi bir alt numara seyredeceğiz bence. Fernando Santos'u ben ikiye ayırıp konuşmak istiyorum. Savunma ve hücum performansı. Hücumu aslında biraz değerlendirdik topa sahip olma konusunda. Kendi de bir öz eleştiri yapmış. Ama Beşiktaş ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiydi. Yani en azından Beşiktaş gibi bir takım, ligin üst sıralarındaki bir takım bu kadar fazla gol yememeli. Fernando Santos geldiğinde 19 haftada 26 gol yemişti Beşiktaş. Santos itibariyle de 9 maçta sadece ikisinde gol yedi. Bu yanlış bir bakış açısı. Ben bakış açısı değil bilgi bakış açısını sana bıraktım abi. Tamam. Ee, neden yanlış olduğunu söyleyeyim. Bir takımın az gol yemeye değil ne kadar pozisyon verdiğine bakması gerek. Mesela dün İstanbulspor'a kaç tane pozisyon verdi? 15 tane şutu var İstanbulspor'un. Evet, direkten dönen topu var falan. Yani Mert'in kurtarışları var. Şimdi ligin 12 puanlı son sırasındaki takıma karşı bu kadar pozisyon verdiysen gol yemediğin için övünmeyeceksin. Net mi? Net. Net. Yani pozisyon vermekle Pozisyon vermemek de gol yememek bambaşka şey. Hiç pozisyon vermezsin. Duran toptan İstanbul Spor'unki gibi gelir. Okan vurdu galiba kafayı vurur. Direğe gol olur. Yani bu değil. Takım savunmasını hala iyi yapmıyor Beşiktaş. Onu söyleyeyim. Mesela savunmanın iki çeşidi oluyor genelde. Top ayağındayken topu rakibe vermediğin savunma şekli. O büyük takımların, kaliteli takımların yaptığı bir şey daha çok. Bir de topu rakibe verip peşinden koşan takımlar var. Beşiktaş ikisinden de biraz biraz yapıyor. Tam değil. O yüzden de hani Fernando Santos'un maç sonundaki açıklamalarını Beşiktaşlılar bir açıp seyretsin YouTube'dan şuradan buradan. Diyecekler ki hakikaten adam. Yani maç sonunda kolay değildir böyle onun yaptığı gibi teşhisleri pat diye kameralara söylemek. Çok çok güzel maç sonu açıklamaları yaptı. Yani Fernando Santos benim düşündüğümden çok daha iyi bir teknik direktör. E, 2016 performansına göre yok bir sıfır kazanır Beşiktaş yok sadece iki bir kazanır falan. Öyle saçma sapan yorumlara da hiç itibar etmiyorum kendi adıma. Savunmada Necip'in performansı peki? Necip 15. yılını oynuyor Beşiktaş'ta. Ne hocalar ne başkanlar gördü. Hatta bir taraftar grubunu emekli bile etmiş olabilir. Yani yaş itibariyle belli bir yaş. Yani bence Beşiktaş'ta çok enteresan gelecek. Çok önemli oyuncular jübile yapmıştır. Şifo Mehmet gibi son yapan da Şifo Mehmet'tir falan. Necip'e bir güzel bir veda maçı yapmak lazım ama şimdi değil tabii. Çünkü bugün hala Beşiktaş savunmasının en oturaklı iyi oyuncusu gibi oynuyor Necip. Ve Fernando Santos geldiği andan itibaren işte geride Necip, geldikten sonra El Nusrati, Muçi, hücumda da Semih Kılıçsoy gibi kafasında tereddüt işareti olmadan tahtaya yazabileceği oyuncular var. Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli hedeflenen birisi, hatta neredeyse tek hedefi Konya Spor Karşılaşması ve Türkiye Kupası. Kupa karşılaşmasını nasıl değerlendiririz? Ee, Ömeroviç'in Konya Spor Teknik Direktörü'nün söylediği bir şey çok dikkatimi çekti. Evet kupada gidiyoruz ama dedi bizim için önemli olan lig dedi o da. Yani düşmeme mücadelesi veren, her maçı final olan Konyaspor'un kadrosu da çok kaliteli ve geniş değilken Türkiye Kupası'nı ne kadar önemseyeceğinden emin değilim ben. Beşiktaş bu turu rotasyon yaparak rahat geçer gibi geliyor bana. Derbiye çok fazla girmeyeceğim ama Getson sarı kart gördü. Senin çok eleştirdiğin oyuncuların başında. Derbiyi Getson'un yokluğu nasıl etkiler? Bir de ufak bir derbi değerlendirmesi sonra da. Galatasaray favori. Ne olursa olsun hani bir önceki maçının ne olduğunu, Türkiye Kupası maçının ne olduğunu falan hiç önemi olmadan Galatasaray favori. Bu kadrosuyla Beşiktaş 4 maçtır gol yemiyor falan bunlara hiç bakmayın. Çünkü gol yemediği takımların etine ne budu ne bir de Galatasaray'ın kadro kalitesine ona bakmak lazım. Beşiktaş için Türkiye Kupası'nda Konya maçı ne kadar önemliyse bence ligde oynayacağı derbiler de o kadar önemlidir. Beşiktaş takımı kendi hikayesi doğrultusunda Şenol Hoca geldikten sonra geçen sene Fenerbahçe'yi deplasmanda Galatasaray'ı içeride yenmeyi başardı. Ve sezonda akılda kalacak iki hikaye yazdı çok önemli iki hikaye yazdı. O yüzden de bunu tekrarlamak isteyecektir ama Şenol Güneş'in zamandaki Beşiktaş gibi de değil Beşiktaş şu anda. Onu da söylemek lazım. Abi ağzına sağlık. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.